Selam misafirlerimiz. İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin bu sene yani 87-88 yılında programına aldığı her ayın 3. cumartesi günleri yapılmakta olan kültür, genel kültür konulu konferansların şu andaki görünüşe göre bu sezonun sonuncusu. Hoş geldiniz. Bu konferans, yani bu sene program olarak başladığımız konferansların başlangıcı bugünkü konferansı verecek muhterem Orhan Nasuhioğlu Bey'in geçen sene Miraciye konusunda ortaya koyduğu, verdiği konferans bir noktada bizim için teşvik unsuru olmuştu. Bunun yerinde bir karar olduğu, bu seneki gerek konferanslar, gerek konferanslara gösterilen alaka ortaya koydu. İnşallah gelecek sene yani 88-89'da gene sizleri memnun edecek bir faaliyet programı hazırlığına şimdiden başlanmıştır. Bugünkü konferansımızın konusu Galata Mevlevihanesi ve Türk Musikisi. Konferansçımız Sayın Orhan Nasuhioğlu Bey, dostumuz, merkezimizin dostlarından, yakınlarından, İstanbullu, Üsküdarlı, İstanbul hukuku, ilk orta tahsilini İstanbul'da yapmış, İstanbul hukukundan mezun, avukatlık ve Deniz Harbi Okulu'nda hocalık yapmış. Bu işin mesleki tarafı fakat musikiye vukufu, musikiyle olan alakası ve araştırmaları ayrıca az kişilerce de olsa fakat ehil kişilerce bilinen bir tarafıdır. Biz merkez olarak kendisine minnettarız. Bize böyle imkanı verdi ve kendisinin bu tarafından istifadeyi bizlere fırsat olarak verdi. Söz muhterem Orhan Nasuhioğlu Bey. Aziz ve muhterem misafirler. Burada huzurunuzda bana konuşmak fırsatını vermiş olan İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin çok değerli müdiri Ekmeleddin Beyefendi dostumuz şu anda aramızda yok. Ona gıyabi teşekkürlerimi ifade etmek vazifendir. İkinci olarak da kendilerinin çok kıymetli yardımcıları Hidayet Beyefendi'ye hakkımda layık olmadığım sözler söyledikleri için teşekkürlerimi ifade ediyorum. Galata Mevlevihanesi ve Türk Musikisi. İlk bakışta bu kelimelerin birbirleriyle alakalarının ne olduğu hakkında zihinlerde belki bir sual teşekkür edebilir. Halbuki işin içine girince görülüyor ki bunlar ayrı düşünülemeyecek kadar birbirlerine hem manen hem de maddeten yakınlık arz eden iki büyük varlık. Bu bakımdan bunlar hakkında konuşabilmek için de her ikisini gayet iyi bilmek, bunlar hakkında araştırmalar yapmak, tetkiklerde bulunmak lazım. Bu yapılmazsa bu işe girişmek bir cüret oluyor. Ne var ki cüretkar çok defa cesur oluyor nedense ve benim gibi böyle bu işe cüret ederek huzurunuza geliyor. Bu bakımdan cüretimi sizin müsamahanızın bağışlayacağını umarak ben mevzuyu ele almak istiyorum. Aksi takdirde şimdiden affınıza sığınmak lazım. Bir ismi de cümlece malum Kule Kapı Mevlevihanesi diye bilinen Galata Mevlevihanesi kuruluşundan başlayarak fakat bilhassa 18. asırdan itibaren Türk musikisinin dini sonra da la dini, din dışı bölümleriyle çok yakınlık arz eder. Bunun böyle olduğunu görüyoruz.
yerini de bilmiyorum, arz etmeye hacet var mı? Bilmeyenleriniz zannetmiyorum olsun ama tünelden aşağı inerken daha yokuşun başında sol taraftaki külliye, bir hududu nikah dairesi, arkada Alman mektebiyle o civarı ihata eden büyük bir saha. Bu binalar senelerce hizmet gördükten sonra bir müddet ihmale uğramış, harabiye uğramış, içerisindeki harem kısmı yıkılmış, semahane kısmında civardaki çocuklar bisikletle dolaşmışlar, koşmuşlar, camlar kırılmış falan bir harabe halindeyken, büyük bir talih diyelim buna, 1965'ten sonra tamir vuku buldu ve 70'lerde bugünkü temiz ve güzel haline ulaştı, kavuştu. Burada bunu bu şekle, bunun gelmesi için himmeti geçenleri minnet ve rahmetle anmak vazifemizdir. Çünkü bu işle ilgilenen bazıları bugün aramızda bulunmuyorlar. Musiki ile Galata Mevlevihanesi yakınlık arz eder diyoruz. Çünkü buradan bakıyoruz güfte çıkmış. Bu güfte burada veya dışarıda beste haline gelmiş. Buradan beste çıkmış, güftesi yine dışarıdan gelmiş. Yani müzikle burası, Türk musikisiyle adeta bir sıkı bir ilgisi olan bir merkez halinde bulunmuş senelerce. Birçok şaheserin kaynağı burası olmuş. Birazdan 3-4 tane örnek dinletmek istiyorum sizlere. Bir tanesi saz eseri, bir tanesi dini, 3 tanesi de la dini olmak üzere. Bütün bu dinleyecekleriniz ve dinlemedikleriniz yüzlercesi, belki binlercesi Galata Mevlevihanesi'nin mahsulüdür diyebilmek mümkündür. Yine buraya mensup olmakla beraber güfte ve beste sahibi bulunmayan, ancak icrakar olarak, hanende olarak, ayinhan olarak, kudümcen olarak, tamburi olarak, neyzen olarak, yani musikiyle ilgisi icrakarlık şeklinde tezahür eden birçok musiki şinas buradan yetişmiş, buradan gelip geçmiş. Bunların hepsinin isimlerini ve hayatlarını ayrıntılı bir şekilde burada sizlere arz etmenin imkanı olmadığını takdir buyurursunuz. Ancak tespit edebildiklerimizi ve daha ziyade meşhur olanları arz etmek istiyorum. Vakit ancak buna müsaittir. Şunu da ilave etmek lazımdır ki Türk musikisine hizmet keyfiyeti pek tabii yalnız Galata Mevlevihanesi'ne has olmayıp yurdun diğer şehirlerinde bulunan mevlevihanelerde de bu böyle olmuştur. Musiki orada da icra edilmiştir. Onların da musikimize hizmeti olmuştur. Bilhassa İstanbul'da Yeni Kapı ve Eyüp'teki Bahariye Mevlevihaneleri için de bu sözlerimiz geçerlidir. Orada da çok büyük besteler, çok büyük icrakarlar, çok büyük bestekarlar yetişmiş, Türk musikisine büyük hizmeti olmuştur. Ancak onlardan da bahsetmeye yine mevzumuzun vüsati, kadrosu müsait değil. Zaten mevlevihanelerin Türk musikisine büyük katkıları olduğu, onların birer konservatuvar mahiyetinde bulunduğunu da burada belirtmekte mecburiyet vardır diyebilirim. Galata Mevlevihanesi Garp musikisine de yabancı kalmamıştır. Bir rivayete göre Gazanfera Medresesi'nde Unkapanı'na giderken oradaki Gazanfera Medresesi'nde, ki belediye müzesiydi, şimdi oradan başka yere nakledildi müze, orada bir piyano vardı. Bu piyanonun Sultan Abdülmecit devrinde İstanbul'a ilk defa getirilerek Galata Mevlevihanesi'nde bunun çalındığına dair rivayetler var ve bunlara tesadüf ettik. Onu da rivayet olmakla beraber arz ediyorum. Galata Mevlevihanesi'nin önemi bununla da kalmıyor. Evliya Çelebi
meşhur seyahatnamesinin 270. faslında Galata Mevlevihanesi'nde musiki bakımından bahsediyor. O bir bölüm var Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde, Sitayişname-i Mutriban başlıklı bir bölüm. Bu bölümde esnaf-ı sazendegan diye sayıyor musiki şinasları. Ve bunların arasında da bilhassa Mevlevihane olduğuna göre Mevlevihane'de de daima ön planda bulunan bir musiki aleti olan ney bulunduğuna göre onun üzerinde daha fazla duruyor. Sazendegan-ı Neyzenan diye Galata Mevlevihanesi'ne mensup şu neyzenlerin isimlerini veriyor. Torlak Dede, Sipahi Ahmet Bey, Yantır Hasan Paşa, Derviş Kasım ve Küçük veya Köçek Derviş Ahmet. Evliya Çelebi seyahatnamesinde de yer almış, bu şekilde ismi geçmiş olan bu müessese Fatih Sultan Mehmet'in oğlu 2. Bayezid Devri'nin meşhur devlet adamlarından İskender Paşa'nın av çiftliği olarak kullandığı bir sahaydı burası. Hazreti Mevlana'nın torunlarından olup Afyon'da metfun bulunan Sultan-ı Divani Semai Mehmet Dede İstanbul'u ziyarete gelip İskender Paşa'nın misafiri olarak burada kalıyor, bu çiftlikte kalıyor ve Paşa'nın arzusu üzerine çiftliğin bahçelerinden bir kısmı Mevlevihane'ye tahsis olunup inşasına başlanıyor. Hicri 897, miladi 1491 senelerine tarihine tesadüf ediyor. Buranın ilk postişini, ilk şeyhi de yine Sultan-ı Divani Semai Mehmet Dede'dir. Öylece tesis edilmiş bulunan bu Mevlevihane seneler ve asırlar boyunca devam ede gelmiş. Ancak depremlerden, yangınlardan, zamanın ilerlemesinden pek tabii binalar ve çevresi zarar gördüğü için muhtelif devirlerde tamirler ve yenilemeler yapılmıştır. Bilhassa biraz sonra kendisinden çok sık bahsedecek olduğum 3. Sultan Selim, bu sanatsever ve ince ruhlu padişah, 2. Sultan Mahmud ve Sultan Abdülmecid, bunların hepsi sanatsever, kimisi hattat, kimisi bestekar olan bu 3 padişah zamanında, bunların her birinin zamanında bu binalar tamir edilmiş, kendilerinin buna büyük yardımları olmuştur. Üçüncü Sultan Selim zamanında Mevlevihane'nin gitgide harap olmasından dolayı biraz sonra kendisinden uzun uzadıya bahsetmek mecburiyetini duyduğum büyük divan şairi Şeyh Galip, 3. Sultan Selim'e hitaben şu kıtayı kaleme almış. Ve böylece tamirini ister oluyor. Bulunmaz zir-i sakf-ı asumağında böyle virane. Yani gökün altında, asuma altında öyle virane bulunmaz. Seraser müşteridir, zühredir, gülmihi mismari. Baştan başa yıldızlar çivi halinde başında diyor. Demek ki gökyüzü gözükecek kadar tamire muhtaç. Bulunmaz zir-i sakf-ı asumanda böyle virane. Seraser müşteridir, zühredir, gülmihi mismari. Telaşım şimdi daim kesreti barağındadır hep. Meğer viran binaya var olurmuş rahmeti bari. Yağmur yağarsa akacak diyor ama Allah'ın rahmeti, dolayısıyla işte padişaha bu şekilde zarif bir nükteyle müracaat ediyor. Bu zarif nükteli kıta üzerine Sultan Selim dergahın tamirini irade ediyor ve tamirin sonunda da padişahın bestekarlıktaki kudretini gösteren Suz-i Dilara ayin Mevlevi ayiniyle dergah yeniden açılmış oluyor. Dış kapının iç tarafında bir kitabe vardır. O kitabeye dikkat buyurulursa, Şeyh Galip'in yazdığı tarih beyti bu tamire işaret etmektedir. Yaptı bu dergahı pakü hem cedid,
1206'da Sultan Selim. Bu olay dolayısıyla mevzuya kendisine olan hürmetimiz bakımından Şeyh Galip merhumla girmek istiyorum. Galata Mevlevi Hanesi ve Türk Musikisi deyince karşımıza Şeyh Galip'in ve onun güftelerinin çıkmamasına imkan yok. O bakımdan onunla müsaadenizle mevzuya girmek herhalde zemine zamana uygun olacaktır. Sonradan Esat Galip mahlasını almış bulunan esas ismi Mehmet Esat 1171 Hicri 1757 veya 58 miladi tarihinde İstanbul'da Yeni Kapı Mevlevi Hanesi civarında doğmuştur Şeyh Galip Merhum. Babası Mustafa Reşit Efendi, annesi Emine Hanım'dır. Gerekli tahsilini yaptıktan sonra hemen şunu arz edeyim ki Şeyh Galip'in hayatını ve şahsiyetini burada bahsetmek benim için bir cüret olur ve bu bahis belki günlerce sürer. Onun için çok kısa bir özetle geçiyorum. Gerekli tahsilini yaptıktan sonra 27 yaşında Konya'ya Hazreti Mevlana dergahında çileye girmiş, ailesinin ısrarı üzerine İstanbul'a dönüp Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'nde çilesini tamamlamış, 1787'de dede ve hücrenişin olmuştur. Divanı vardır, yine malum haliniz Mesnevi tarzında divan şiirinin büyük eseri olan Hüsnü Aşk, onu Türk Edebiyatı'nın büyük isimleri arasında yer almasına sebep olmuştur, haklı yerini almıştır pek tabii. 8 sene bu makamda şehitlik etmiş ve çok genç yaşında, 41 ve 42 yaşında 1799'da Hakk'a yürümüştür. Hatta bir rivayete göre babası sana bu kara sakalla burada yatmak yakışmıyor diye onun vefatında çok büyük teessür göstermiştir. Şeyh Galip ile 3. Sultan Selim'in münasebetleri hakkında çok rivayetler vardır. Tabii rivayet raviye ait bir şeydir. Fakat ince ruhlu padişah Şeyh Galip'le her zaman beraber olurmuş ve olduğu da şuradan belli ki biraz evvel arz ettiğim gibi Mevlevi Hane'nin tamirini derhal yaptırmıştır. O deminki okuduğum kıta üzerine. Sultan Selim Şeyh Galip merhumu çok sever ve onunla şiir ve musiki sohbetleri yaparmış. Aralarındaki samimiyet çok ileri bir vaziyetteymiş ve hiçbir teklif ve tekellüf olmayacak şekilde huzura kabul edilir. Padişah onunla şiir ve musiki sohbetleri yaparmış. Hatta yalnız onunla da kalmıyor. Sultan 3. Selim'in validesi Mihrişah Sultan ile kız kardeşi Beyhan ve Hatice Sultanlar dahi Şeyh Galip'le gayet samimi bir şekilde adeta bir aile efradı gibi onu huzurlarına kabul edip onunla görüşme yaparlarmış. Yine bir rivayete göre sohbet esnasında Sultan Selim neredeyse başını onun dizine dayayacak kadar ona yakınlık gösterilmiş. Bir gün kendisine Sultan Selim, yine bu da rivayet, Hazreti Mevlana'nın bana bazı kerametlerini söyler misin deyince Şeyh Galip cevap vermiş, aman efendimiz demiş. Sizin gibi koca bir hükümdarın, benim gibi aciz bir dervişin böyle yanına gelip de başını bana tevcih etmesi, bana doğru şey etmesi, benimle bu kadar bana ülfet edip lütfetmesi, iltifatta bulunması, Hazreti Mevlana'nın da bundan büyük kerameti olur mu? Bu keramet hepimize tecelli ediyor demiş. Daha ne istersiniz demiş. Şeyh Galip'in İki mısranı okuyayım. Edvar-ı çerhe uyu, mevlevi ol, seyran edersin, devran edersin diye, yani feleğin dönüşlerine uyu, mevlevi ol, seyran edersin, dolanıp durursun ve devran edersin diyor. Onun daha beyitleri çok ama vakit yok burada. Onun eserlerinden musikimize şaheser olarak geçmiş olan bir güfte var. Bu da çoğunuzun, herhalde hepinizin malumudur. Fakat malumu ilam etmek bazı yerde vazife oluyor. Aruz Rezdi'nin zor kalıplarından biri olan Mütefailün Faulün, Mütefailün Faulün Rezdi ile yazmış olduğu
şu mısralar bir şaheser olup, güfte şaheser muhakkak ki, benim zaten o güfteye şaheser demem bir cüret, benim haddim değil onu söylemek ama gözüküyor. Güfte şaheser, beste de şaheser, şimdi takdim edeceğim okunuş da şaheser. Yine zevrak-ı derunum kırılıp kenare düştü. Dayanır mı şişedir bu, rehi senksare düştü. O zaman ki bezmi cağında bölüşüldü kâle-i kâm, bize hissi muhabbet dili pare pare düştü. Ne kadar ince ruhlu ve ne kadar sembolik ve lirik içinde mazmunlar olduğunu herhalde dikkat buyuruyorsunuz. Yehi ziri serde desti, yeh ayağı koltuğunda, düşe kalka hastayı gam, deril lütfi yare düştü. Erişip bahara bülbül, yenilendi sohbeti gül, yine nevbeti tahammül, dili bir karare düştü. Mehi bürci arızında, gönül oldu hale mail, bana kendi talimden bu siyeh sitare düştü. Süzülüp o çeşme ahu, dedi zevki vasla yahu, bu değildi neyliyim bu, yolum intizare düştü. Rehi Mevlevi'de galip, bu sıfatla kaldı hayran, kimi terkü namışane, kimi itibare düştü. Müsaadenizle bu şaheser güftenin, şaheser bestenin mahur makamında bunu Hamamizade İsmail'de de Türk musikisinin sizce de malum temel taşı. Temel taşlarından birincisi, ikincisi belki de Itri'den sonra Hamamizade İsmail'de de bunu mahur makamında yürük semai usulünde bestelemiş. Türk musikisinin gelmiş geçmiş en büyük ismi olan, en büyük icrakarı olan rahmetli Münir Nureddin merhumun arşivimde bulunan kendi sesinden müsaadenizle dinleteceğim size. Yar bir deli hanım.
Mevlevihaneyi tamir ettirdiğini biraz evvel arz etmiş olduğum ve sanatkarları, bilhassa musiki sanatkarlarını daima himaye etmiş olan 3. Selim'in devrinde klasik Türk musikisinin büyük şahsiyetleri arasında, büyük bestekarları arasında ve icrakarları arasında Abdülhalim Ağa, Hafız Şeyda Abdülrahim Dede, 3. Selim'in musahibi olan biraz sonra hayatından ve bir eserini dinleterek kendisinden bahsedecek olduğum ve Ferah Feza makamını tertip etmiş olan Vardak Osta Seyit Ahmet Ağa, Küçük Mehmet Ağa, keza Sultan Selim'in çok hürmet ettiği tambur hocası Tamburi İzak, Sadullah Ağa, Emin Ağa, Hamamizade İsmail Dede, Şakir Ağa, Numan Ağa, Zeki Mehmet Ağa, Kömürcüzade Hafız Efendi gibi tanınmış bestekarları görüyoruz. Bunların hepsinin çoğunun eserlerinde ya güfte bakımından ya beste bakımından Galata Mevlevihanesi ile bir alaka, bir rabıta vardır. Malumdur ki bu ince ruhlu büyük padişah zorbaların kurbanı olmuş ve hayatını kaybetmiştir, tahttan indirilmiş. Katiller kendisini ne üflerken odasında şehit etmişlerdir. 3. Selim, Türk musikisine Galata Mevlevihanesi bakımından değil, besteleriyle de değil, hatta bazı makamlar tertip etmek suretiyle de büyük hizmette bulunmuştur. Acem Buselik, Arazbar Buselik, Gerdaniye Kürdi, Neva Buselik, Pesendide, Raslı Cedid, Şevkut Arap, Şevkefsa, Muhayyer Sümbüle gibi az kullanılan fakat çok ince sanatkarlık isteyen Türk musikisinin birleşik makamlarını ortaya koymuştur. Suzi Dilara makamı da bunlar arasındadır. Hatta Suzi Dilara makamından bir de fevkalade sanatkarhane Mevlevi ayini bestelemiş ve Mevlevi bu ayini şerif Galata Mevlevi Hanesi'nin tamirinde ilk defa orada icra edilmiştir. Üçüncü Selim'in bir bestesini de yine müsaade ederseniz size dinletmek istiyorum. Güftesi o devrin muhabeyincilerden Naşit İbrahim Bey'in, 3. Selim'in devrindeki muhabeyincilerden Naşit İbrahim Bey'in güftesi. Bunu da 2-3 dakikalık bir süre içinde yine Üstad merhum Münir Nurettin Selçuk'un sesinden, arşivimdeki onun bir bandından size dinletmek istiyorum. Çiğni geysusuna zinciri teselsül dediler. Yani büklüm büklüm senin uzun saçlarına bir zincir dediler. Döndüler sonra hatadır deyi kâkül dediler diyor. Onu da müsaadenizle, bilmiyorum bu dinletmeler sizleri rahatsız ediyor mu? Bunu müsaadenizle de dinleyelim. Böylelikle hepsinin ruhu şad olsun, bilhassa Münir Nureddin merhumun da ruhunu şad etmiş oluyoruz burada. Thank you.
Mevlevi hanesine yine dönelim. Burada medfun olan güfte sahiplerinden Türk musikisine bestelenmiş, güfte vermiş olan güfte sahiplerinden birisi de Ankaralı Şehla Mehmet Dede'dir. Hayatı hakkında fazla bilgimiz yok. Fakat Farsça şiirlerinde, divanında şiirlerinde Şehla, Türkçelerinde ise Meyyal mahlasını kullanıyor. Miladi 1664, Hicri 1080'de vefat etmiş. Güftesi, güfte sahibi olmak bakımından bu zaten önemi var. Çünkü Dadende mezel secde beri ruhi sanem ra diye misra ile başlayan Farsça bir gazeli var. Bunu İsfahan makamında kar olarak Abdülkerim Bey bestelemiş vaktiyle. Sonra aynı güfteyi, bu Farsça güfteyi Nai Osman Dede, biraz sonra arz edeceğim kısaca kendisinin hayatı ve eserlerinden. Geçen sene de burada acizane onun miraciyesi üzerine uzun uzadıya maruzatta bulunmuştum. İşte Osman Dede bu güfteyi Hicaz ayininin birinci selamında kullanmış. Yine Künhi Abdurrahim Dede Hicaz ayininin, onun da bir Hicaz ayini var, ikinci selamında kullanmış. Bu da gösteriyor ki Galata Mevlevi Hanesi'ne bir güfte çıktığı zaman o güfte ortada kalmıyor. Bir şahesere muhakkak sebebiyet veriyor. Başka bir büyük şahsiyete geçiyorum. Galata Mevlevi Hanesi'nin yine güfte ve beste bakımından çok enteresan hayatı olan ve bazı menkıbelerini de arz edecek olduğum Fasih Dede. Galata Mevlevi Hanesi'ne mensup bu büyük şahıs Şeyh Gavsi Dede'nin dervişlerinden olup şair, ressam, hattat, zaten bu kişilerin hepsi dört başı mamur. Şair oluyor, ressam oluyor, hattat oluyor. Muhakkak bir tanesiyle kalmıyor güzel sanatları. Hepsi ince ruhlu, hepsi büyük insanlar. Şiirlerini divanında da toplamış Fasih Dede. Gül ve Mül bir tanesi. Sonra Münazare-i Şeb-i Ruz, Mahmud-u İyaz diye şeyleri var, eserleri. Bir de Tombakname gibi bir eseri daha var. Fasih Dede hakkında bir iki menkıbeyi burada bilhassa kaydetmek istiyorum. Fasih Dede daha dervişlik zamanında, gençliğinde biraz hafif meşrep tanınır veya görünürmüş. Yalnız bunlar rivayettir. Pek tabi rivayet, rivayet edene aittir mesuliyeti. Biz de böyle duyduk, bunu arz edelim. Dede gençliğinde, daha dervişlik zamanında, gençliğinde biraz hafif meşrep göründüğü için oradan geçenler bilirler, Mevlevi Hane'nin karşı sırasında biraz aşağı inince bir cami vardır, Şahkulu Camii, halen mevcuttur cami. O caminin önünden geçerken imama selam verilmiş, fakat caminin imamı da onu nedense pek hafife aldığı için onun selamına belki mukabele eder etmez, fakat onu kızarmış imam ona. İmamın kızdığını herkese söylüyor ki bu mesele böylece ortaya çıkmış oluyor. Bir gün yine Fasih Dede, o zaman derviş Fasih, caminin önünden geçerken imam oturmuş orada akşam ezanını bekliyormuş. İmama selam vermiş. İmam da onun selamını almamış. Kızıyor çünkü imam ona. O gece imam rüyasında kendisini görüyor. Kendisi bir kurbağa şekline girmiş imamın ve bir kartalın pençesine takılıp yalçın kayalıklar üzerinden uçuyor. Bu feci durumda tabii kurbağa şeklinde kendisi korkuyor. Kartal da bir müddet sonra pençesini koyuveriyor. İmam aşağı oradan hızla düşerken bir de bakıyor ki aşağıda derviş Fasih etiğini açmış bekliyor. Kurbağa onun etiğine düşüyor. Rivayet ama bugüne kadar gelmiş. Ertesi sabah imam caminin önüne geldiği zaman Fasih Dede de oradan geçiyor. Akşamüstü geçiyor Fasih Dede. İmama dönmüş, selamun aleyküm imam efendi, dün gece Fasih'in etiği olmasıydı, yamyası olacaktın demiş. Bu bir rivayet. İmamın da keşfi kerameti, Fasih Dede'nin de burada keşfi kerameti var ki, imamın o hale düştüğü ona da malum olmuş. Yine Fasih Dede ile aynı devirde yaşamış olan
O devrin büyük mutasavvıflarından Mehmet Nasuhi, kendisini o da hafife alırmış, duyarmış vasit edenin bu hallerini. Bir gece o da rüyasında divan yolunda bir mevkit, bir alay geliyor, onu görüyor rüyasında. Ve padişah geçiyor, arkasından da mahiyetindeki çavuşlar çekilin, çekilin falan diyorlar. Padişah geliyor zannediyorlar, alay. Bakıyorlar, herkes hürmet vaziyetine geçiyor, esas vaziyetini alıyor. Gelen kimdir diye soruyorlar, Hazreti Mevlana geliyor, cevabını veriyorlar. Hakikaten bakıyor rüyasında, Hazreti Mevlana atın üstünde geliyor ve atın yularını da fasihliğiyle tutuyor, derviş fasih o zaman daha genç. Bu rüya üzerine kendisinden tanışmaya geliyor Galata Mevlevihanesi'ne. Gelince, efendim, yedekçiyi, malumunuz atı tutana yedekçi derler. Atı, efendim demiş, yedekçiyi görmeden gelmediniz bana demiş. Bilmem buradaki incelik, dikkat buyurulursa, yedekçiyi görmeden gelmediniz demiş. Bir rivayete göre de yine, efendim biz dem de çekeriz, gem de çekeriz demiş. Atın gemini çektiği için. Bu hoş rivayetle ve neticede birbirlerinin muhibi oluyorlar. Hatta o kadar ki kendisi vasiyet etmiş, ben vefat ettiğim zaman beni o zat-ı şerif kastetsin diye. Ona da malum oluyor, Üsküdar'dan gelirken haber veriyorlar fasihtedenin vefatını. Bizim zaten haberimiz var, o vazifemizi yapmaya geliyoruz diyor ve fasihtediyi gazetediyor. Fasihtedenin mezarı, bilenler, Mevlevihane'nin bahçesinde, nikah dairesinin hemen arkasında, Esrar dedenin yanındadır. Vefatına bir tarih düşürmüşler. Cilvegâh ola fasihe, gülşen-i dâr-ül naîm diyor. Fasih dede, Mevlevihane'nin mezarlığının bir adı da yine bilirsiniz, Hamuşan'dır, yani uyuyanlar, orada ebedi uykusunu uyumaktadır. Fasih dedenin musikiyle olan ilgisi yalnız güfte yazmasıyla değil, bizzat musikiyle de uğraştığı anlaşılıyor. Ama kendisinin herhangi bir musiki eseri, bestekarlığına dair bir şeye rastlamış değiliz. Fakat musikiyi iyi bildiği anlaşılıyor. Bir defa, biraz sonra dinleyeceğiz, güfte vermiş. O güftede bir şaheser olmuş. O muhakkak. Onun haricinde şöyle bir mektubu var. Yine o devrin büyük bestekarlarından Diyarbakırlı meşhur bestekar Seyyid Nuh. Onun bir Şehnaz Çember bestesi vardır. Bezmi Meyde Sakiya diye başlar, daima icra edilir bir şaheser. İşte bu şaheserin bestekarı Seyyid Nuh'a bir mektup yazmış fasihte de. Mektup çok uzun. Seyyid Nuh'a iltifat ediyor ve onu meşhur Yunan filozofu ve aynı zamanda da musiki şiras olan Pitagor'a benzetiyor, Pisagoros'a benzetiyor. Birkaç satır okuyayım, fazla muğlak cümleler var. Pisagoresi merba-ı hücre-i sidir ki, sidir bir makamdır Türk musikisinde. Dikkat buyursanız fasihte de hemen mektuba ondan girmiş, demek ki makamlardan haberi var. Mirdir ta ki hemvare makamatı bülendi düvaze-i çerhi çemberi. Çember de bir usuldür, mektubuna onu böyle cinaslı bir şekilde yazıyor. Devam ediyor. Evcü segahtan nevai rast ahenk. Bir usulle agaza efkeni şeşan. Bu şekilde mektup devam ediyor. Bu da fasih dedenin kendisinin musikiyle büyük ilgisi olduğu ve aşinası bulunduğunu bize gösteriyor. Fasih dede usta bir divan şairidir. Buna hiç şüphe yok. Şimdi onun bir kıtasını burada arz edeceğim. Bu kıtada bir şaheser, bunu o devrin bestekarlarından Enfi Hasan Ağa bestelemiş. Enf, malumunuz burun demek. Enfi Hasan Ağa içinde bir rivayet var. Bir rivayete göre enfiye çekiyormuş, çok enfiye kullanıyormuş. Bir rivayete göre de burnunun biraz büyükçe olması. Bu iki rivayetin hangisi doğru bilemeyeceğim. Enfi Hasan Ağa, fakat büyük musiki şinas, segah usulünde, segah makamında, Muhammed usulünde bestelenmiş. Bunu müsaadenizle okuyayım bu kıtayı. Bezmi meyde mıtriba bir name-i dilcu kopar. Şevk bahşol meclise gir bir sedai hu kopar. Zülfün okşa lalin öp bağı cemalinden fasih. Gâh-ı sümbül çiğni şevk ol taze şeftali kopar. Şimdi efendim bu kıtayı
Enfi Hasan Ağa bestelemiş. Yine size büyük sanatkar merhum Münir Nurettin Selçuk'un arşivimde bulunan kendi sesinden dinleteceğim. Ayrıca bir hatıramı arz edeyim. Kendisiyle çok sohbetlerimiz olurdu. Rahmetli Münir Bey'le bir gün bana dedi ki bu Enfi Hasan Ağa'nın bu bestesini benim gençliğimde hocalarımdan, hocalarımın önünde tam hakkını vererek okuyabilmek kabiliyetini haiz olan bir kimseye Türk musikisinde usta oldun denebilirdi dedi. Yani bu eser bir nevi diploma, imtihan eseri. Ben de kendisine hiç unutmam, siz efendim okumuşsunuz ki olmuşsunuz diye dedim ve gülmüştü bana. Bu eser o kadar, bilmiyorum kendisine göre tabii ben musikiyle fazla ilgim, onu anlayacak kadar bir şeyim yok. Demek okunması, ifadesi, icrası, edası güç bir eser ki bunu okuyabilen, hakkıyla okuyabilenin arkasını sıvazlardı benim hocalarım ve Türk musikisinin üstadı olabilecek kabiliyette olduğunu böylece söylerlerdi demişti. Şimdi bu eseri müsaadenizle yine onun sesinden dinleyelim ve rahmetle yad etmiş olalım. Oh,
1801'in mukabili hicri tarihte. Yine bu devirde Galata Mevlevihanesi'nde kudümcen başı olan Derviş Mehmet isminde bir zate rastlıyoruz. Türk musikisine bu da kudümcen olarak hizmet etmiş olan bu zati, Yeni Kapı Mevlevihanesi Şeyhi Bestekar Künni Abdurrahim Dede yetiştirmiş oluyor. Başka bir büyük şahsiyete geçiyorum. Bunu daha evvel de geçen sene burada arz etmiştim. Nâhi Osman Dede. Bu da Galata Mevlevihanesi'nin temel taşlarından büyük bir bestekar. Hem şair. 1697-1729 seneleri arasında Galata Mevlevihanesi'nde 32 sene şeyhlik etmiş. Kutbü Nâhi, Neyin Kutbü denilen Osman Dede. Neyzen, alim, sanatkar, hattat, bestekar, dört başı değil belki sekiz başı mamur bir insan diyebilmek kabil. Miraciye onun hem güftesini hem de bestesini çok kısa bir süre içinde yapmış olduğu bir şaheser. Bizim oratoryomuz olarak garbe de iftiharla gösterebileceğimiz bir şaheser. Yeter ki iyi bir şekilde icra edilsin. Çünkü notası mevcut, serbest okunmuyor. Mevlüt gibi serbest değil. Mesnevi tarzında yazılmış, Mevlüt vezninde. Osman Dede hem güftesini hem bestesini yapmış. Osman Dede ayrıca dört tane de büyük ayin yapmış. Rast, Çargah, Ucak, Uşak, Hicaz makamlarında ayin bestelemiş. İnce ruhlu zat. O kadar ki Mevlevihanede bahçede yetişen güller için gülleri şey derek, göz önüne alarak bir rast peşrevi yapmış, adına gül devri demiş. Yine Mevlevihanenin bahçesinde yetişen kabak çiçeklerine bakarak, kabağın çiçekleri ona güzel gözüküyor, güzel çiçekler. Ona da bir segah peşrevi yapmış, segah kabak devri demiş ona da. Bu kadar incelik sahibi bir insan. Osman Dede Epçet hesabıyla bir nota da tertip etmiş ve miraciyesi aşağı yukarı 204 mısradır. 102 beyit kadar. Onun üzerinde daha fazla durmaya imkan yok. Arz ettiğim gibi evvelce uzun uzadıya söyledik. Miraciye'nin enteresan olan noktası da şudur ki biliniyor ki miraciye iki kişi tarafından okunuyor. Tek kişi olarak değil, solo ve koro olarak tevşihanlar aşağıda cevap veriyorlar. Her mısra okundukça tevşihanlardan sallu aleyh minnesela ikbel ya mücib şeklinde, refren şeklinde kendilerine cevap veriliyor ve o şekilde miraciye sona eriyor. Osman Dede'nin miraciyesinin bir tevşihini yine imkan nispetinde çok kısa olarak size dinletmek istiyorum. Bu bakımdan Galata Mevlevihanesi'nin burada bir de dini musiki örneği dinlemiş olacaksınız. Esselamu aleyküm.
Osman Dede'nin bir tevşihi, böylece Galata Mevlevihanesi'nin mahsullerinden diyelim, bir de dini musiki örneği vermiş bulunduk. Hüseyini makamında Tevrikebir usulündeki bir tevşihti bu. Başka bir büyük şahsiyete geçiyorum. Vardakosta Ahmet Ağa. Vardakosta tabiri Türkçe değil, İtalyanca kelimelerden alınıyor. Varda, costa, sahilleri koruyan kimse veya ağır gemi manasına, iri, büyük bir gemi manasına geliyor ki mecazi olarak da iri kıyımlı, heybetli, anlı şanlı bir kimse manasına alınması lazım. Herhalde Vardakosta Ahmet Ağa öyleymiş. Vardakosta Seyit Ahmet Ağa, Sultan 3. Selim'in musahiplerinden. Amasya civarında doğmuş, 1724 civarında veya 28. Doğum tarihleri malumaliz o zaman eskiden daima ihtilaflı. Bunun muhtelif sebepleri var. 1794'te vefat edip Hamuşan'a defnedilmiştir. Mezarı Kulekapı Mevlevihanesi'nde nikah dairesinin arka tarafındaki Hamuşan denen bölümdedir. Ferahriza makamını o tertip etmiştir. Onun aşağı yukarı 31 kadar eseri var elimizde. 3. Selim'in tertip ettiğini biraz evvel arz etmiş olduğum Türk musikisinde mürekkep, birleşik bir makam olan Muhayyer Sümbüle makamında iki tane bestesi. Bir de Şeyh Galip'in divanından bestelemiş olduğu nefis bir şarkısı var. Ne yazık ki arşivimde henüz mevcut değil, onu size dinletemedim fakat güftesini arz edeceğim. Bu şarkıyı Devri Revan usulüyle bestelemiş. Klasik Türk musikisinin en güzel eserlerinden biridir. O kadar ki Şeyh Galip makamı bile güftenin içerisinde gösteriyor, yazmış. Şair ile bestekarın ne kadar birbirleriyle kaynaştığını bu kıta size gösterecek şimdi arz edeceğim. Galata Mevlevihanesi'nin de güfte bakımından, beste bakımından ne kadar büyük bir hazine olduğunun başka bir işareti. Ey nihali işve, bir nevres fidanımsın benim. Gördüğüm günden beri hadır-ı nişanımsın benim. Gizlesem de, aşikar etsem de canımsın benim diyor Şeyh Galip. Ben ne hacet kim diyen ruh-i revanımsın benim. Beste kıldım saz-ı efkar-ı o zülf-ü sümbüle. Oldu galip, perde-i ahım muhayyer sümbüle. Her çibadabat bağlandım hevai kâküle. Gizlesem de, aşikar etsem de canımsın benim. Vardakosta Ahmet Ağa bunu, bu kıtayı, madem ki içinde de zaten emretmiş oluyor adeta Şeyh Galip, Muhayyer Sümbüle'den bestelemiş. Fevkalade sanatkârane bir eserdir. Şeyh Galip, bu aziz dostunun vefatında şöyle bir kıta söylemiş. Ebced hesabıyla de tarih düşürmüş. Musahip Seyyid Ahmet ol hünermend, ki olmuştu bu devre bir-i farab. Vefatında dedim tarihini galip, musahip oldu hamuşane ahbab. 1210 Hicri 1794. Şimdi de son olarak buradaki eserlerin sonuncusu olarak bir de saz eseri dinletelim. O da Galata Mevlevihanesi'nin mahsulü Seyyid Musahip Ahmet Ağa'nın Devri Kebir usulünde bestelemiş olduğu Türk musikisinin en eski makamlarından biri olan Nihavendi Kebir makamındaki beşe. Ondan da kısa bir bölüm dinletelim müsaadenizle. Eserler dinleyeceksiniz. Thank you.
Galata Mevlevi Hanesi'nde 19. asra yine bir musiki şinas olan Kudretullah Dedi'ye rastlıyoruz. 1816'dan 1871'deki vefatına kadar 60 sene süreyle şeyhlik yaptıktan sonra yerine oğlu yine musiki şinas olan Ataullah Dede geçmiştir. Ataullah Dede de 40 sene burada 1881 Hicri'de, 1871 Miladi'de başlayarak 40 sene burada şeyhlik yapmış bu büyük musiki şinas. Aynı zamanda Türk musikisinin son asırdaki büyük teorisyenlerden birisi, 1910'da vefat etmiş olan bu zat, fevkalade kanun ve ut sanatkarıymış. Ondan sonra uda devam etmiş ve Türk musikisi üzerinde ayrıca ilmi bakımdan da büyük çalışmalar yapmış ve Türk musikisinin bugünkü Rauf Yekta Bey'in ileri sürdüğü ve müdafaa ettiği sistemin ortaya çıkmasında büyük katkısı bulunmuştur. Nitekim o çalışmaları esnasında Bıkyası Saf denilen ses ölçme aleti, ki buna sonometro diyoruz, bir de sonometro meydana getirmiştir Ataullah Dede. Hayatının son demlerinde gözlerinden rahatsızlandığı için çok üzücü bir durumda bulunmuştur kendisi. Rauf Yekta Bey merhum, Fransızca yazmış olduğu ve naçizane tarafından tercüme edilip neşredilmiş bulunan Türk Musikisi isimli büyük şaheserinde bu eserin 54. sayfasında şöyle diyor, bunu buraya almayı bir vazife bildim. Farabi, Rauf Yekta Bey şöyle söylüyor, Farabi ve onun takipçileri gibi musikide Türk nazariyecilerinin koydukları kaideleri bana izah edecek bir hoca arıyordum. Nihayet aradığımı Beyoğlu Mevlevi Tekkesi'nin şeyhi merhum Şeyh Ataullah Efendi'nin şahsında buldum. Kendisi ilimde çok yüksek mertebesi olan bir zat idi. Fransızca ve İtalyanca bilirdi. Eski Türk, Arap ve İran musiki nazariyecilerinin eserlerini tetkik edip ricam üzerine haftada bir günü bana musiki nazariyesi dersleri vermeyi kabul ederek iltifatta bulunmuştu ve benim ilerlememden de çok memnun olmuştu diyor. Rauf Yekta Bey gibi bir bilgini yetiştiren süper bilgin Ataullah Efendi. Buna hiç şüphe yok. Yine başka bir şahsa geçiyorum. Görüyorsunuz ki birer panorama şeklinde, bunların üzerinde fazla durmaya imkan yok. Daha fazla sizi yormak istemiyorum. Bu da Deli İsmail Dede. Biraz ismi tuhaf ama bazı eserlerde hatta Hamamizade Büyük Dede Efendi ile ismi dolayısıyla karıştırılıyor. Deli İsmail Dede 19. asrın ortalarında meşhur neyzenlerden biridir. Bu da Galata Mevlevi Hanesi mensuplarında. Galata Mevlevi Hanesi mensubu olarak biraz evvel söylediğim Kudretullah Dede'nin uzun süren, 60 yıla süren şeyhliği esnasında büyük bir şöhret kazanarak buranın senelerce neyzen başılığını ifa etmiş. Hemdem Çelebi Konya'dan İstanbul'a geldiği zaman onun neyzenlikteki kudretini görmüş ve hangi Mevlevi tekkesine giderse gitsin bu Deli İsmail Dede neyzen başılığı mutlaka ona terk edilsin diye bir tahminde bulunmuş. Demek ki o kadar neyi üflemekte üstad. O da aşağı yukarı 1863 civarında vefat etmiştir. Başka bir şahıs karşımıza çıkıyor. Bu sefer de Kudümzenbaşı Raif Dede. Yine Galata Mevlevi Hanesi'nin. Fakat bunun da bir acayip lakabı var. Kudümzenbaşı Afyonkeş Raif Dede deniyor kendisine. 19. asrın son yarısında Türk musikisinin büyük kudümzenlerinden biri. Musikinin, ritmin, musikinin ayrılmaz bir vasfı olduğunu düşünürsek, bu ritmi icra eden sazlardan en mühimi de Türk musikisinin de, klasik Türk musikisinde kudüm olduğuna göre, bu Afyonkeş Raif Dede'nin de çok meşhur bir kudümzen olduğunu görüyoruz. Fakat kendisi aynı zamanda maişetini temin için öteberi de satarmış. Bilhassa Ramazanlarda Beyazıt Camii'nin avlusunda kurulduğuna yetişemediğimiz fakat işittiğimiz, hepinizde de malum olan büyük Ramazan sergisinde orada pastırma, sucuk vesaire öyle şeyler satarmış sergide orada. Fakat satış yaparken de afyon da aldığı için belki sıhhatine iyi geliyor, hafifçe alıyor işte onu.
yarı uyku halinde ekseriya satış yapar ve tabiatıyla eksik tarttığı, bazen de fazla tarttığı olurmuş. Kendisine eksik tartıyorsun, neden fazla tartıyorsun diye hatırlatanlara, ben bunu kasten yapmıyorum. Eksik verdiğim de oluyor, fazla verdiğim daha çok oluyor. Allah ahirette fazla verdiğimden alsın, eksik verdiğime versin dermiş. Ayin esnasında, Mıtrip'te yani musiki icra edilirken, yarı uyku halinde olsa dahi, kudüm vurduğu halde hiçbir zaman usulleri kaçırmaz ve ayinde en ufak bir inhirafa sebebiyet vermez diye kendisinden, kendisini duyan, görenler, dinleyenler bugüne kadar gelmiş bir rivayet vardı. Uyku halinde olduğu halde mesleğini icra ederken, musiki icra ederken en ufak bir usulü dahi kaçırmayıp kudüm vuruyor. Galata Mevlevi İhanesi'nde o da 1903'te vefat etmiştir. Yine ismini hepinizin duymuş olduğunuz saz eserleri bestekarı Neyzen Aziz Dede, Uşak Saz Samayesi, Yegah Peşrevi, Yegah Saz Samayesi gibi büyük saz eserleri bestekarı Neyzen Aziz Dede, Galata Mevlevi İhanesi'nde Neyzenbaşı olarak uzun süre görev yapmıştır. Gençliğinde Mısır'a gitmiş, neyzenliği orada öğrenmiş, Gelibolu Mevlevi Hanesi'ne gelmiş, orada çilesini tamamlamış, musiki mecmualarında, kitaplarda resmini belki görenleriniz olmuştur, gayet şişman, tıknazca bir zat. Meşhur bestekar Neyzen Salim Bey'den meşk etmeye gitmiş ve çok da muvaffak olmuş. Neyzen Salim Bey dermiş ki, bestelediğim eserlerin zevkine Aziz'in neyi ile varıyorum, o neyi üflediği zaman çok zevkliyap oluyorum dermiş. Zaten Aziz Dede vaktiyle Neyzen Salim Bey'e ders almaya gitmiş, bir üfle bakayım demiş. Aziz Dede o zaman daha genç, belki dede de değil, neyi üfleyince, sen benimle alay etmeye mi geldin buraya demiş Neyzen Salim Bey, o kadar beğenmiş. Yani benden ne ders almaya geldin, senin ders almaya ihtiyacın yok şeklinde benden alay mı ediyorsun diye ona ihtarda bulmuş ve beğenmiş onun sesini. Aziz Dede yalnız Galata Mevlevi Hanesi'nde değil, Bahariye Mevlevi Hanesi'nde, Üsküdar Mevlevi Hanesi'nde de neyzenlik, senelerce neyzen başılık yapmıştır. Kendisinin kabri Üsküdar Mevlevi Hanesi'ndedir. Bugün tamir edilmiştir. Taşı da boyatılmış bir vaziyettedir. 1905'te vefat etmiş. Mevlevi dergehleri ser neyzeni iken diri diye başlar kitabesi, mezar taşının kitabesi. Ve göçtü yahu aşkı Mevlana ile Derviş Aziz 1323 vefatı tarihiyle biter. Galata Mevlevi Hanesi'nin yine resmi geçit yaptırıyoruz, görüyorsunuz mensuplarına. 1938'de vefat etmiş bulunan büyük bir şahsiyet de Ahmet Avni Bey, Ahmet Avni Konuk, Posta Telgraf Müdüriyeti'nin hukuk müşavirliğinde senelerce bulunmuş olan, aynı zamanda hukukçu, mutasavvuf, bestekar Ahmet Avni Bey, kendisini Galata Mevlevi Hanesi bahsinde ihmal etmeye imkan olmayan bir zattır. Hanende isimli büyük bir müzik antolojisinin sahibidir. Dilkeşide ve Buselik Aşiran makamlarında Mevlevi ayinleri vardır. Ahmet Avni Konuk, Galata Mevlevi Hanesi bestekarlığı meydandadır. Büyük bir şahsiyettir bu da. Onu da arz etmeden geçmenin imkanı yoktur. Artık sonlarına doğru geliyoruz Galata Mevlevi Hanesi'nin mensuplarının. Neyzenbaşı Emin Efendi hakkında da söz söylemek lazım. Neyzen Emin yazıcı, hattat aynı zamanda. Son zamanların en değerli ve en kıymetli neyzenlerinden olup 1945'te vefat eden, Galata Mevlevi Hanesi'nin son neyzenbaşısı olarak tekkelerin kapatıldığı, ilga edildiği 1925'e kadar birçok talebe yetiştirmiş olan hattat, bestekar Neyzen Emin Dede, Emin yazıcı, Aziz Dede'nin ve
Afyonkeş diye bahsettiğim Raif Dede'nin talebelerindendir. Onlardan da usul geçmiştir, fasıl geçmiştir kendisine. Uzun seneler Harbiye Nezareti Harita Şubesi'nde hattat olarak çalışmış. Gard notasını, Hamparsum notasını, musiki nazariyatını Rauf Yekta Bey'den geçmiş. Son asrın en büyük neyzenlerinden ve hattatlarından biridir. Bestekarlıkta da kudreti çok büyüktür. Vakit olsaydı size mevcut olan eserlerini dinletmek imkanını bulabilirdim ama vaktimiz müsait değil. Ayinlerin çoğunu, Mevlevi ayinlerinin çoğunu ve bilhassa Miraci'yi notayı almakla, Ermeni Hamparsum'un icat ettiği o kolay bir nota olan Hamparsum notasını almakla musikimize büyük hizmet etmiştir. Galata Mevlevi Hanesi'nin son şeyhi olan Ahmet Celaleddin Dede'den de bahsetmek mecburiyetini hissediyorum. Çocukluk yaşımda kendisini tanımak bahtiyarlığına erişmiş bir kimse addediyorum kendimi. Çünkü kendisi 946'da vefat etmiştir. 90 yaşını geçmiş bir ömrün neticesinde. Gelibolu Mevlevi Hanesi Şeyhi Hüseyin Azmi Dede'nin oğluydu kendisi. Kendisine Farabi lakabı yakıştırılmıştı zaten. Öyle anılırdı kendisi. Babasının Mısır'da Mevlevi Şeyhi olması dolayısıyla orada bulunmuş, orada çilesini tamamlamış. 1908'de Üsküdar Mevlevi Hanesi'ne tayin edilmiş. Kudretullah Dede'nin rahatsızlığından sonra, önce ve sonra vekil olarak ve asil olarak orada bulunmuş ve 18 yıl Galata Mevlevi Hanesi'nde Mevlevi Hanelerin faaliyetlerinin sona erdiği 1925 yılına kadar orada görev yapmıştır. Şedereban makamında bir ayin-i şerifi kendisi gayet güzel de ney üfleyip musikiyle de meşgul olduğu için bu ayin-i şerifi Ahmet Celaleddin Dede meşhur bestekar Zekai de diye dinletmiş ve böylece bu ayin-i şerif de şey etmekten kurtulmuştur, kaybolmaktan kurtulmuştur. Onun iki tane kıtasını da arz edeceğim size. Böylece ruhunu şad etmiş oluruz. Hakkı bil hem, hakkı bul hem, ehli hakla hem dem ol, tahtı gâhı mülki istinada şahı alem ol diyor Ahmet Celaleddin Dede. Bir de Mevlevihane'nin kanuni icaplar dolayısıyla faaliyetine son verdiği 1925 senesinde bir kıta söylemiş. Onu da kaydedelim buraya, arz edelim. Asümandır kubbesi, hep ahteran avizesi, en ziya baş kanadili güneşle mahtır. Sed dolunmakla tekaya kaldırılmaz zikri hak, cümle mevcudat zakir, kainat dergahtır, demiş Ahmet Celaleddin Dede. Galata Mevlevi Hanesi hakkındaki bu sözlerimi sona erdirmeden evvel 2-3 şahsiyet hakkında da konuşmak istiyorum. Bunların bir tanesi içinizden çoğunun tanıdığınıza şüphe etmediği merhum Neyzen Halilcan'dır. Halilcan merhum, kendisini 1973'te kaybettik. Galata Mevlevi Hanesi'ne genç yaşında Emin Yazıcı Hoca'ya 15 yaşında intisap edip ondan ney üflemekle işe başlamış. Esas mesleği yarbay rütbesine kadar çıkmıştı. Eczacıdır, esas mesleği eczacılıktır. Muhtelif görevlerde bulunduktan sonra İstanbul'a gelmiş. İstanbul'daki son ömrünün son senelerinde bu Mevlevi Hane'nin tamirine maddeten demesen bile manen çok büyük katkıda bulunmuş. Birçok hizmetlerde bulunmuş. Son derecede güzel ney üfleyen, Çelebi mizaçlı, terbiyeli, kibar, her bakımdan üstün bir insandı. Onu burada rahmetle yad etmeyi vazife biliyorum. Yine Galata Mevlevi Hanesi'nin son müdirlerinden biri olan ve tamirine büyük himmet ve adeta gayretle
tamirine sebep olmuş bulunan merhum Necati Ergin'den de ve yine Kemal Edip Kürçüoğlu merhumdan da bahsetmeyi burada kendime bir vazife biliyorum. Çünkü bunlar Galata Mevlevi Hanesi'nin bugünkü mamur durumunu almasında bilhassa manevi katkılarıyla şuraya müracaat ederek, buraya müracaat ederek, şöyle yaparak, böyle yaparak ömürlerini tüketmişlerdir. Ve kendileri de birkaç sene arayla bu fani dünyayı terk etmiş bulunmaktadır. Bulunmuşlardır. Aziz ve muhterem misafirler, şüphe yoktur ki Türk musikisi ve Galata Mevlevi Hanesi ile ilgili olarak bahsedilmeye değer daha çok isimler, eserler, güfteler, bestekarlar, icrakarlar vardır. Bu muhakkak. Fakat gerek bunları tespitteki güçlük, gerek vesikaların kifayetsizliği, gerekse vaktin müsaadesizliği dolayısıyla bunları burada arz etmeye imkan yok. Bu bakımdan mazur görmenizi rica ederim. Burada bahsettiklerimle ve bahsedemediklerimle beraber Galata Mevlevi Hanesi'nden çıkan güfteler ve bunlardan yapılan bestelerin dini ve din dışı, la dini Türk musikisinde mühim yerleri olmuştur. Büyük şairimiz Yahya Kemal merhum, Itri'ye dair yazdığı nefis şiirinin sonlarında şöyle diyor: "O eserler bugün define midir? Ebediyete bir hazine midir? Bir bilen var mı, neredeler şimdi?" Bu güzel mısraları biz bir sual olarak ele alsak ve mevzumuz olan Galata Mevlevi Hanesi'ne teşmil etsek şöyle bir cevap verebiliriz fikrimce. Evet, bu eserler içinde bir bilen var mı, neredeler şimdi diyor Üstad. Bu eserler içinde nerede olduklarını bilmediklerimiz var. Fakat bildiklerimiz var nerede olduklarını, fakat bilemediklerimiz pek çok. O bakımdan bir bilen var mı, neredeler şimdi demekle Yahya Kemal merhum çok haklı. Ama bildiğimiz ve kuvvetle inandığımız başka bir şey var ki o da şu: Galata Mevlevi Hanesi'ne ve Türk musikisine güfteyle, besteyle veya icrakarlıkla hizmet edenlerin bugün hiçbirisi gerçi aramızda bulunmuyor. Onlar bizlere miras bırakmış oldukları güfteleriyle, besteleriyle ve aziz hatıralarıyla birlikte ilahi güftelerin, ilahi bestelerin hüküm ferma olduğu o uçsuz bucaksız, sonsuz beka alemindeler. Hepsine rahmetler niyaz ediyorum. Manevi huzurlarında hürmetle eğiliyorum. Bunu yaparken sizlerin de hislerinize tercüman olduğumu zannediyorum. Bu vazifemi ifa ediyorum. Huri-i teşrifle beni dinlemek sabır ve tahammülünü gösterdiğiniz için hepinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum efendim. Muhterem Orhan Beyefendi'ye her satırı değil, her kelimesi, her harfi için minnet ve şükranlarımızı arz ederim. Bir İstanbullu olarak İstanbul'un hakikaten her taşının, toprağının bir altın olduğunu, fakat bizim bundan ne kadar bilhassa bu nesil olarak gafil olduğumuzu, kendisi cüret tabirini kullandığı, cüretsizlikten bu tip tabirleri kullandı ama diyelim ki bunları öylesine ifade etti ki keşke bütün cüretler böyle olsa. Ve İstanbul'un artık birçok değerleriyle Mevlevi Hane'deki hamuşan gibi birçok değerlerinin hamuşan olduğu ve bunların himmete, araştırmaya, tetkike, yeniden ortaya konmaya ihtiyacı olduğu bir defa daha ortaya konmuş oldu. İnşallah ileride ve şimdiden başlayarak bunlar değerlendirilir, ortaya konur. Biz kendisine minnettarız. İnşallah bundan sonraki önümüzdeki sezon, mevsimde de aynı şekilde birden fazla konuşmasıyla bu kendisinden istifade imkanını bulacağız ve bunlar, bu ortaya konan hususlar yeni araştırmalara vesile olur ümidiyle kendisine bir daha teşekkür ederim.
Gelecek seneki programımız inşallah Eylül ayı içinde elinize geçmiş olacak. Sizden aldığımız cesaretle, sizin teşvikinizle zannediyorum başarılı bir şekilde bu konferans meselesini de programımız içinde ele aldık. İnşallah böylece devam edecek. Zahmetleriniz için teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Buyurun Bülent Bey. Kendinden bahsedildi dediğimi, Neyzen Bey'in dediğimi, çok güzel notaları, kitapları bulunduğunu işitmiştim. Ama şimdi kimden işittim pek hatırlayamıyorum. Acaba o belgeler hakkında, Neyzen Bey'in dediğimi belgeler hakkında bir malumatınız var mı? Değerlendirebilir miyiz? Bir malumatım yok efendim maalesef. Onu ben de iştirak ederim bu sözlerinize ama hiçbir malumatım yok. Buyurun. Belki öyle. Efendim arzı teşekkür ederim. Böylece benim söylediğimi de tamamlamış oldunuz. Bu şekilde demek ki icraî faaliyet etmiş orada. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Tekrar sağ olun.